Merhabalar ben Nile Örnek, yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl Olunur adlı podcast serimi hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde iki konuğum var. Dot Tiyatro'nun kurucuları Özlem ve Murat Daltaban. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> çok mutluyum ikinizi birden ağırlayabildiğiniz için. Evet, Biz de çok mutluyuz. Eski arkadaşız aslında. Evet, evet ben sizi çok uzun evet. süredir de yani arkadaşlıktan önce de takip evet. ediyorum zaten çok beğenerek evet, severek. Bizim, bizim oyunlarımızı takip eden e, bir e, kuşak aslında evet. senin temsil ettiğinde beraber e, büyüdük yol aldık. Oyunlar ve oyunların felsefesi belki de değil mi? O evet. felsefelerle, içeriklerle de büyüdük diyebilirim herhalde. Yani büyüdük mü, geliştik hmm. mi bir şeyler işte <laughs> öğrenmeye çalışıyoruz birlikte. Bu programda da e, neler öğrenelim? Yani tabii ki tiyatroyu konuşacağız. E, i̇lk önce sizin kişisel tecrübenizden başlayalım. Nasıl bir araya geldiniz, nasıl kurdunuz? Ve e, nedir sizi dot tiyatro gibi hani... Çok ilklerden biri yani bir bir dönem bir ilk yani bir mekan kullanımı bir e, atraksiyon diyeceğim <laughs> hani e, böyle oradaki heyecan yaratma başka metinler bir tarz oldunuz ve o tarzın arkasından e, önce oldunuz diye düşünüyorum. Çok insanda da geldi nasıl başladı bu yani hanginiz evet, başlayacaksınız evet. bakamadım ama Murat sen mi ben başlarsın? başlayayım ben, ben başlayayım de Ondan sonra Özlem'le birlikte evet. yürürüz. Tamam. ...paslaşarak. Aslında... ...hani biraz daha geriye gideyim. Özlem'le tanışmadığımız, evlenmediğimiz... ...dönem öncesinde bir yere ait... ...hissetme konusunda her zaman bir problemim oldu. Bunu sadece... ...Ottü döneminde yaşamadım. Ottü döneminde bitirmedim Ottü'yü ama... ...altı sene de vakit geçirdim ve orası... ...benim için gerçekten... ...bir... ...geçiş alanı oldu. O Ottü kültüründen geçmek beni... Ee, neden kendimi e, bir yerlere ait hissetmediğimle ilgili e, fikri e, hmm, kesinleştirdi. Fikir ee, lise dönemi ve daha genç dönemlerim oldukça flu çünkü. Ottü'de ne okudun? Mühendislik, mahalle mühendisliği okudum ama dediğim gibi yani ODTÜ'de okumaktan çok ODTÜ'yü yaşadım diyebilirim. Şahane. Hı -hı. Ee, o, o sosyal kulüpler, arkadaşlık ilişkileri, yaşamla ilgili fikirler hep ODTÜ'de kazandığım... ...fikirler oldu ve OTTÜ'yü o yüzden de reddettim. Aslında OTTÜ'yü öğrendikten sonra... de öğrendiklerimden sonra... ...reddetmeyi de orada öğrendim ve... E, ...hayatta bir şeyleri reddetmekle... E, ...yürümeyi öğrendim. Çok önemli bir meziyet... ...hadi diyebilmek için. OTTÜ'nün öğrettiği şeyle... ...zaten OTTÜ'yü reddettim. Ee, ve bir süre sonra da... E, <laughs> ...birkaç üniversiteye... ...daha girdim çıktım... Ama en sonunda tiyatro e, okurken tamam dedim. Ayaklarım burada yere basıyor. E, şeyin e, tiyatronun da çok önemli hocalarından, Sevda Şener'den, Metin e, Bey'den falan çok önemli kişilerden tiyatronun, sanatın daha doğrusu ne olduğu hakkında e, daha netleşmeye, daha... E, benim için görünür olmaya başladı sanat fikri ve e, müzikle daha ilişkiliyken müzikten e, işin e, sahne tarafına doğru e, yönelmeye daha e, daha e, edebiyat görsel ve e, 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 sesin bir arada olduğu sahneye yönelmeye daha özen gösterdim ve oradan e, şehir tiyatrosuna geldim. Şehir tiyatrosunda uzun süre 14 sene e, 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 kadrolu olarak çalıştıktan sonra İstanbul'da bir, mı? İstanbul, İstanbul artık? evet hmm, İstanbul'a geldikten İstanbul'da. sonra e, şehir tiyatrosunda da çok iyi roller oynadım. Ama orada da bir süre sonra koşulların beni e, e, dışarı itmeye başladığını hissettiğim için e, ona göz yumayıp reddetmeyi tercih ettim. Ve orada da e, Tiyatro ile ilişkimi bir kurum üzerinden koparmamanın çok önemli olduğunu biliyordum. O sırada özlemle zaten tanıştık. İstanbul'a geldikten sonra evlendik. Bir e, 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 fikrim olmaya başladı e, şeyden, e, asıl e, köklerle ilgili e, problemlerden ve bir yere bağlı olmaktan, bağlı hissetmekle ilgili e, Ankara'yı da terk edip. ...İstanbul'a geldikten sonra... ...daha da netleşmeye başladım. Özlem bana çok net söylediği bir cümle vardı. Çok mutsuz geçirdiğim dönemler oldu... ...şehir tiyatrosundayken. Bırak dedi. Bırak. Devam etmek zorunda değilsin. Tiyatroya bağlılığım... ...bağımlılığım beni hep... ...tutuyordu. Ee, ve... ...tabii çocuğumuzun olmasından sonra... ...çok daha net gördüm bazı şeyleri. Bir bebeğin büyürken dönüşürken nelerden etkilendiğini gördüğünüzde diyorsunuz ki ben nasıl bu hale geldim hı hı. ve o o noktadan sonra zaten istifamı verdim ve e, birlikte e, Arda ile birlikte Dot da doğdu aynı dönemdedir e, ve e, e, bir, hani bir, bir çocuğunuzun sorumluluğuyla birlikte bir kurumdan istifa etmeniz ve ...dımdızlak ortada kalmanız... Ee, ...ama bunun karşısında bir... E, ...bebek büyütürken... ...bir de tiyatroyu büyütmeye başlamanız... ...çok aykırı görünebilir ama... ...çok büyük bir... E, ...yaşam bağı... ...hayatla ilişkili direnme... Reddettiğiniz... Bana çok mantıklı geldi. Evet, Çünkü öyle... kendin gibi olmak istiyorsun oğluna evet. karşı belki de. Tam tam da oydu. Yani e, e, yarın öbür gün... E, ...beni... ...kurumun içinde izlediğinde bu kurumda mı çalışıyorsun diye sorduğunda ona e, e, sağlam ve e, e, ayakları yere basan bir cevap veremeyeceğimi hissediyordum. E, aslında burada özleme bırakayım sözü Özlem birazcık. Dutun kuruluşunu konuşuna evet. Murat'ın yaratıcı kimliğine çok güveniyordum Hani kendi inandığın gibi tiyatroyu nasıl bir tiyatro inanıyorsan yapma konusunda e, biz e, ortamı sağlayalım. Ve birlikte bir e, üretim, sanat üretim mekanı oluşturalım. E, ve sen de orada e, kendi arzu ettiğin ve inandığın dili oluşturan, sanat dilini oluşturan işler üret e, demiştim. Bunu demek istemiştim. Doğru açıklayabildim mi? Ama o zaman <laughs> bu kadar, sizin o dönem yaptığınız evet. kadar aykırı, değişik, farklı evet. çok şey yoktu diye düşünüyorum. Herhangi bir sektörde çok da yoktu. Değil mi? Çok modern diyeyim. Yani, yani, yani modern, o, yoktu, evet. yenilikçi, değişik bir şeydi yani. Evet. Değil mi? Mısır Apartmanı'nın içinde... E, ...Süha o, Bilal var bir de, evet, üç kişi kuruyor Süha Bilal, Süha, ben ondan süha çok evet. Yani. Bah, bahset istersen ama önce şu şeye... ...edinlenildiği evet, noktaya gelelim. Ee, aslında evet, e, yoktu. Sadece şey konusunda değil. E, tiyatro konusunda değil. Birçok konuda da aslında... E, ...Türkiye'de de bir... E, Açılma dönemi yaşanıyordu. Yani dünyaya açılma dönemi yaşanıyordu. 80 sonrasındaki ya da 80'e kadar gelen ve 80 sonrasındaki o dönemden dönem sonrası yaşanan kritik zamanlar aslında bizi dışarıya doğru açılmaya, izolasyondan çıkmaya doğru ittiriyordu. 2000'lerin başı ayrıksı duran şey bizde yaptığımız işte ayrıksı olmak için yapılmış bir şey değildi. Zaten sosyal olarak, sosyoloji olarak dışarıda kalmamızla ilgili bir şeydi. Yani bizi yapı, geleneksel olan hep dışarı itiyordu. Kişi olarak da itiyordu, kimlik olarak da itiyordu ve bakış açısı olarak da sanatsal bakış açısı ya da hayata bakış açısı olarak da dışarı itiyordu. Ve e, e, ister istemez ayrısı kaldık bizim kuşak olabilir ya da daha küçük bir grup ve o küçük grup aslında bir süre sonra kendi üretimini yapmaya başladı çünkü ihtiyacı olan şeyi yaratmak istiyordu kendi Hı -hı. ihtiyacı olan şeyi yaratmak tabi e, yaratma kendi habitatını herhalde. kurmak, kurmak evet, istiyordu kurmak evet. istiyordu e, o o dönemde mesela Babilon çıktı insanlara müzik dinlemeyi öğretti Bizden çok istiyorum önce. onlarla da evet. da konuşalım evet. ve şeyden korkuyorum yani Ahmet Arif böyle ya biz artık o işin içinde değiliz aktif olarak demesinden korkuyorum ama... Babilon'un kuruluşu, ama bir getirdiği kültür, kültür, yani kültür bir kült, kült, kült her şey, o konserler... ...hepsini istiyorum. konuşmamız gerekiyor aslında yani. Yani o, o, o bir, bir kültleşmeye doğru gitti. Ee, geleneksel ve e, klişe olanlar, e, olana dahil olmayan, daha dışarıda daha e, 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 göçebe e, bir e, kimlik haline gelmiş gruplar bir araya gelip kült haline e, dönüştürdüğü işi. E bu aslında şeyde de oldu. E, e, sadece e, popüler kültürde de oldu. Müzikte ve te, tabii. Te, şeyde değil sadece. Çok hazırlamışız bir de evet, değil mi? Nasıl e, emdik o o döneme? E şey de e, öyledir. Cem Yılmaz'ın ilk dönemleri de e, 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 o şeyde karikatür dergisinin e, ...kafesinde e, ya da stand-up'a çıkıyordu. Stand -up tabii, çıkıyordu. Tabii. Yani o da bir ihtiyaçtı. Hı -hı. Bunlar e, popüler olanın dışında kalan... ...popüler olanın dışarı ittiği... ...ve e, daha yeni... E, ...ve daha ihtiyaç duyduğu şeye yönelmiş... ...yaratıcı, üretici kişilerdi. Biz de onlardan biriydik. E, tabii bize güç veren... E, e, Birkaç örnek vardı. Babilon gibi örnek vardı. Bir bir bir, bir, bir takım e, e, hayal kahvesi açılmıştı. Hayal hmm. kahvesi gibi bir örnek vardı ve tabii e, en önemli sebeplerden biri de benim Ankara'dan gelmemdi. Ankara çünkü bu tarz bir hayatın aslında beşiğidir. Çok kapalısınızdır, izolesinizdir. Arkadaşlıklarla hayatınızı kurarsınız. Yani oranın toplumsal şeyi, fikri daha küçük gruplar halinde yaşamak, daha küçük gruplar halinde paylaşmaktır. Paylaşmak azaldı e, 80 sonrası kuşakta. E, aldığınız pilavı paylaşırsınız. Bir sigara paketinizi paylaşırsınız, e, cebinizdeki harçlığınızı arkadaşınızla pa yani pa paylaşmak zorundasınızdır. Çünkü e, şeyler kısıtlıdır, kaynaklar kısıtlıdır. Ama bilgi de çok konsantre ve daha insanlar yoğun olarak o bilgiyi gerçekten alıyor. Biz İstanbullularla Ankara'nın entelektüelleri diyeyim, biraz daha o açıdan farklı görüyorum ben. Onlar daha konsantre çok iyi biliyorlar yaptıkları ilgilendikleri işi koleksiyonerlerle ben çok ilgiliyimdir. Evet, ]dir. koleksiyoner tavrı vardır Ankara'lıların. Tabii, şey Ankara Süleyman'ı tanırsın muhtemelen sen. Evet. Hani böyle plakçı. Ha, sen koleksiyonlarla ilgili e, hmm. çok araştırma var. Evet evet. Kafa dergisinde bir seri yapıyordum. Mesela gidiyorsun ya bir plak alırken 120 şey öğreniyorsun hmm. ben de diyorum ki siz Ankara'lılar çok acayipsiniz diyorum. Biz biraz sıkılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle biz diyor sıkılıyoruz. ama güzel okuyorsunuz diyorum yani evet, güzel. Biz sıkılıyoruz. Bildiğiniz şey gerçekten biliyorsunuz. Biz evet. daha böyle yüzeysel olabiliyoruz. Şimdi bazen. şey var tabii. Mesela Ankara'da e, e, özel okulların sayısı da azdı. Dil bilenler de azdı evet. o yüzden. Yani Ankara biraz daha kurak bir bölgeydi ama e, o kurak bölgenin içinde dışarıda kalanlar e, 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 daha e, üretken olmak arzusunda olan ve dışarıda kalanlar daha aktifti. E, dediğim gibi mesela İngilizcesi olan azdı. E, TED vardı işte Tevfik Fikret vardı oradan Fransız Genellikle biz devlet okulları öğrencileriydik. Memur çocukları ve devlet okulları öğrencileri. Ama bu arada da memur ailelerinin... E, ...problemlerini de görüp... ...onu da reddeden hmm. e, çocuklardık. Tabii yani çünkü memur ailesi... ...sana e, miras olarak memuriyeti bırakır. <laughs> Sen memuriyeti kabul etmezsin... ...çünkü e, uzamayacağını da... ...kısalmayacağını da görürsün aslında. Ve... E, 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 ...devlet yapısının ne kadar... E, e, ...kısır ve... E, ...korunaklı ve... E, 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 ...şeyli... E, e, Sert kabuklu olduğunu görürsün Ki benim babam hakimdi En sert kabuğun şeydi. Evet, yani Temsili gibi Orada Ve onu reddederek Büyüdük Onun için de dışarıda kaldık Bir grup şey O reddetmek ...diye başladığım şey de buydu aslında. Ee, kendi yaşamını... ...kendi e, e, örneğini... ...kendi rol modelini... ...reddetmekle başlıyor. Çünkü insan... ...çocuk gibi hayatı boyunca... E, ...rol modellere... ...ihtiyaç duyuyor. Büyüdüğünde bunu... ...fark etmiyorsun ama imajlarla... ...kendini şekillendiriyorsun. Evet, Seni çok güzel olgunlaştıran şey... ...olmakla ilgili... E, ...durum aslında... ...senin tercihin dışında... ...imajlarla senin... E, ikna edilmiş ...olduğun imajlarla hmm. oluşmuş bir e, 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 fenomen. E, hemen araya şeyi sokayım. Olmak e, fikri aslında şeyde de tiyatroda da çok merkezinde to be or not to be de tartışılmıştır. Yani tiyatroda çok tartışılan bir şeydir. Yaşamak mı ölmek mi diye çevrilmiştir ama aslında çok ötesinde to be or not to be fikri ee, çok geniş bir tartışma alanıdır. Ee, e, e, yani e, oldum ya da olmadım denemeyecek kadar büyük gidip gelirdim ve orası o koridor tünele doğru olan o şeyden sonraki yapı krediden sonraki koridor muhteşem bir uzay boşluğuydu. O, o, çok e, güçlü bir e, estetiği vardı ve orada bizim oraya tiyatroyu sokmamızın sebebi aslında o koridordu. Evet. İnsan yoktu yani yoktu ve e, bizim gibi de başka e, sanat sanat üreten bu e, daha butik yanlış kelime olur belki de daha niş e, hmm. kurum ve bir arada görmek ve o e, o e, o hacimde o enerjiyi yakalamak belli bir insanı bizi de dahil ederek söylüyorum birçok farklı e, yapıyı e, o tarafa doğru insanları daha da güçlü bir şekilde çekti şimdi burada hemen girmek ve istiyorum. hemen ardından <gülüyor> <gülüyor> yani demek istediğim şey şu... E, temel fikir zaten şuydu... Herkesin geçtiği e, bir... E, herkesin önünden geçtiği bir tiyatro değil... Herkesin... E, emek verip... Yol alıp... E, o yolculuğu da hikayenin parçası gibi görecek... Ve bir şekilde bize ulaşacak bir... Tiyatro fikriydi... Tıpkı Babilon'un Robinson'un olduğu gibi... Yani ayaküstü bir kitapçı değil... Ayaküstü bir müzik dinleme yeri... Kafe değil... E, oraya gitmeyi arzu edeceğin bir e, e, fikir alanı, bir e, şey alanıydı. Ne hmm. bir ön hazırlık gerektiren, hani bu gece oyun var mı bir bakayım ve ne oynuyor bakayım, aa nasıl bir oyunmuş bir bakayım yani aslında o baştan başlayarak. ...gelen seyircinin seninle kurduğu ilişki... E ...zaten kurduğumuz tiyatrolarına ...şimdi kanyonda olan tiyatromuz dahil... ...hepsinde iletişimde çok güçlü olduğu için... ...hani sonuçta hiçbir zaman seyirci sayısı... ...yüzün, yüz ellinin üstüne de çıkmadığı için... Ee, şey hani birebir de seyirciyle de iletişimimiz var. Girerken de görüyoruz merhabalaşıyoruz. Çıkarken de görüyoruz hani böyle tiyatroya giriyorsun da arka kapısından çıkıyorsun. Ne oyuncuyu görüyorsun ne tiyatronun sahibini tanıyorsun gibi bir durum da yok. Dolayısıyla bütün bunları destekleyen ve bizim e, mesela Mısır Apartmanı'nda neden caddenin üstünde dot tiyatro yazmıyor diye çok kızan e, sektörden insanlar da vardı. İşte koysanız ya istemiyoruz hani. Zaten belli bir e, miktarda. reklam yapın he, daha çok? Niye daha seyirci çok? Gelsin. Yok niye işte o e, gazetenin e, işte tiyatro sayfasında reklamı yok? Çünkü hani bu öyle bir ilişki olmasın. Daha e, karşılıklı birbirini besleyen bir ilişki olsun seyirciyle ve duyuyor insanlar yani geliyorlar. Yani bir şekilde Internet sitesinden vesaire haber haberleri var. O kurumsallığınız da güçlendikçe de hızlanıyor bu. İşte bir insana birbirlerine de anlatıyorlar, şey yapıyorlar. Eee haber dağıtıyorlar. çok ses getirdi. Çok farklı metinler. İlk önce ya çok sev ya çok sevmeme evet. metinler oldu, değil <laughs> evet. mi? Yani evet. çok yani her yıl tiyatro dünyasının kendi içerisinde geçirdiği gelişimi ...dünyadaki ya da Avrupa'daki vesaire... ...neyse bizim de takip edebildiğimiz kadarıyla... ...bir şekilde kendi tiyatromuza da yansıtmak için... ...bir de onun... Evet, evet, e, ...bir de onun dışında biraz daha... ...yenilendik, yenilendik, yenilendik, evet. Agresivdi, yani şeyimiz de agresivdi. açılışta evet. E, evet e, agresif yani geldi. hem seçilmiş oyunlar, hem... E, ...oyun yapma hızı... E, ...hem... E, ...rejideki e, radikal e, seçimler... ...çok e, se seyirciyle... ...agresif bir ilişki kurduk, Seyir, seyirci bu bu... E, ...şok, şok e, e, tiyatrosu e, denebilirim. De. E, e, şoklanarak e, seyirci e, şey yaptı, silkilerle. Tabii ilk şimdi ben alıştım ama ilk oyunlarınızı seyrederken hmm. böyle hakikaten tam hmm. şoklandığımı hatırlıyorum. Hmm. Mesela e, şöyle bir şey söylüyorsun, tiyatroyla yaptığınız işle ilgili çarpıcı ve dinamik, güncel... Şimdiki zamanın ruhunu taşıyan evrensel metinler, küçük bir alanda yapılan tiyatro, hızlı ve gürültülü oyunlar, yani yakın mesafeden izlenilen bir oyunun nasıl çözümlenebileceği üzerine bir çalışma. Bence çok güzel anlatmış ya. Yani. Güzel bir özet <laughs> evet. yani. Nasıl seçiyorsunuz oyunları bir kere? Bu arada siz işte Hakan ile çalıştınız kendi evet. oyunlarınızı yapma üzerine başka bir matematik geliştirdiniz bu süreç içinde. Ee, çalıştık onu yapmaya çalıştık aslında. Hani ben yazarlıkla e, ilişkimi çok mesafeli tuttuğum için ben hani yazarlığın çok başka disipline ihtiyacı olduğunu düşündüğümden bir türlü yazma işiyle Sen neler yapıyorsun? Mesela şunu kastediyorum. Tiyatro içerisinde yazarlık, yönetmenlik sen şimdi senin şimdi müzisyen tarafın var. Televizyon dizilerinde oynadın. Sinema tecrüben var. Yani bir ekran tarafını da çok iyi biliyorsun. Yönetmenlik artık onu da konuşalım zaten ödüllü, yurt dışından ödüllü bir tiyatro yönetmenisin. Metin yazıyor musun onu? Bilmiyorum. Yok yazmıyorum. Geçen gün... Tiyatro oyunculuğum var. Asıl bütün her şeyim ben... Tabii temeli o onu söylemeyi unuttuysam. <laughs> 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 Zaten burada o belli diye düşünüyorum ama... Geçen e, senin daha önce YouTube'da yaptığın tiyatro programlarından birkaçını izledim. Mesela birinde e, Berkun Oya konuk oluyor ve sen ona yazım sürecini soruyorsun. O da diyor ki e, sinema ya da dizi senaryosu yazmakla tiyatro oyunu yazmak arasında şiir yazmakla alışveriş listesi yazmak arasındaki fark, fark var, kadar fark var. Evet. evet. İşte bu, bu bu benim için çok ciddi bir e, durum. Şiirsel olanla bu e, popülist e, olan arasındaki farkı eee e, ...anlamak istemeyen bir e, seyirci grubu var. Oradan oraya hareket eden ve e, çok fazla eğlenceye yönelik... ...ve e, kendiyle e, sanat arasındaki ilişkiyi eğlence üzerinden kurmayı tercih eden bir seyirci grubu var. Bunun sebebi şey de olabilir tabii. Yani politik olarak o kadar herkes politize oldu ki... ...yani o kadar yorgun beyinler var ki bu, 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 bu yorgunluğun içerisinde kendine nefes alacak ve kahkaha atacak alan e, bulmayı tercih etmiş olabilirsin diyeceği. Ama şöyle de bir şey var. Yani ben ne zaman sıkışsam, ne zaman bir çıkmaz sokağa girsem her zaman dönüp sanata baktım. Bir Hı -hı. edebiyat e, metnine, bir e, sinema e, metnine, bir e, e, kuramsal e, e, kitaba dönüp dönüp oradan Çıkış yolu bulmuyor yani kakara kikiriyle hayat geçmiyor. Yani bir çözüm, çözüm geliştirmek ihtiyacı üretmek, duymak zorundasınız. Üretmek, çözüm geliştirmek, anlamak ihtiyacı, anlamak hmm. ve üretmek ihtiyacı duymak zorundasınız. Yoksa yani. E Günü birlik yaşamak size e, sadece günü birlik olarak geri dönüyor. Nereden geldi? Bu da öğrenilebilir ama. bir şey. Öğrenilmesi gereken bir şey herhalde. Çünkü ilk o darbeyi yediğimizde, yediğimizi fark ettiğimizde... ...karnımıza yumruğu ya da işte çok yorulduğumuzu, tükendiğimizi... ...siyasetin, günlük hayatın ya da toplumun ya da dünyanın hızının... ...bizi eksilttiğini hissettiğimizde ne yapacağımızı bir şaşırıyoruz ya işte türlü türlü şeyler e, komiklikler arayabiliyoruz beynimizi boşaltıyoruz biz yayından önce konuşurken şunu e, da unutma söyleyeceğine yani farkındaysan mesela yemek programları e, yükselişe yükselişe yarışma programları mücadele e, e, etme program yani seyirci kalıp birilerinin kavga etme, magazinleşen e, e, politika. pasif Pasif evet, olmaz. pasif olmayı tercih. Yani politika şu anda politika dinamikleriyle işlemiyor, tamamen magazin dinamikleriyle işliyor. Kim kime ne demiş, nasıl kavga etmiş, ne on, yani bir gürültü ve tamamen magazin, gerçek magazin dinamikleriyle işleyen her şey e, eskisinden, eski magazinden çok daha hayatın içinde ve hayatın ortasında yer almaya başladı Hı -hı. ve bu da e, pasifize ediyor. Üretmek yerine ...pasif ve dışında kalmayı tercih ediyorsun. Üretmemekten söz ediyorum. Hı hı. Kendini üretmemek, etrafını çevrenin üretmemek. Merak etmemek, merak derinine etmemek. bakmamak. Evet. Biz bu programda çok merak evet. konusunu evet. <laughs> hep böyle... ...Twitter'da bir dökülmeni gördüm. Tiyatro izleyicisi olmak için de bir belli nitelikler gerektiğini söyleyen. Yani hepimizin Çehov Nitelik... şey okuması e, belki de, gerekiyor de, ama... De, aa, nitelikten ziyade şunu söylemeye çalıştım... Bir, Seyircinin de bir performer olduğunu, yani hı hı. bir performans sanatçısı gibi yaklaşmak zorunda olduğunu. Herkes tiyatroyu sevmek zorunda değil. Herkes resim sanatını seviyor mu? yok ilgileniyor mu? Hayır. Yani herkes tiyatroyu da sevmek zorunda değil bana kalırsa. Ee, ama eğer tiyatroya geliyorsan, eğer tiyatroyla bir ilişkin varsa, o zaman sen de bir e, performer gibi e, o gelişin e, öncesini, geliş sırasında ve sonrasını İyi değerlendirmen lazım ki sana dönüşü olsun. Şey Datça'daki bir festivalin de galiba sloganı şeydi tiyatro muhabbettir. Öyle bir şeydi, çok hoşuma evet, gitti. Yani... Şimdi senin söylediklerinle düşününce belki de bizim de diyaloğa girmemiz gerekiyor bir şekilde kendi içimizde kendimize evet. yanımızdakiyle o Kesinlikle. oyunu Sa tartışmamız gerekiyor Demi belki. Demin söylediğini bana söylediğini anlatsana yani e, e, tiyatroya gitmekle ilgili sözünü ettiğin şeyi. Ya bu Beşiktaş'taki terör saldırısından ben çok etkilenmiştim. Ya yani bütün o dönemde hmm, hani hmm. hatırlayın bir buçuk çok yıl sert bir şey. aşırı sertti benim için. Ya yani bir de Beyoğlu'nda yaşayan bir insan sağımda solumda arkadaşlarım dostlarım çok evet. etkilendiler. Yani sakat kalanı oldu, şu oldu bu oldu. Yani çok 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 etkilendim psikolojik olarak ve her gün herkese nasıl iyi oluyorsunuz diye soruyordum. Yani böyle e, Instagram'dan, Twitter'dan, blogumdan nasıl iyi olursunuz hmm. diye sorup cevapları yazdığımı hatırlıyorum. Tek tek üşenmeyip milletin cevaplarını kime örgü örüyorum diyor, kimin kitap okuyorum diyor, şu kitabı okudum diyor. Millet birbiriyle diyaloğa giriyor benim yazdıklarım üzerinden. O dönem dönemde ya artık böyle internet kotalarımızı biz doldurduk sürekli işte Netflix'ten bakalım o dizi izleyelim bilmem ne yapalım çünkü pasif olma işte dediğim bir bir bakalım başka bir şeye bakalım istiyorsun yani çünkü evet. kendin ona çözüm bulamıyorsun beynin ona yetmiyor yani senin müdahale olmuyor yani o saldırıya o korkuya o içindeki paniği dindirmeye e, kitap okusan okuyamıyorsun gibi bir döneme girdiğimde tiyatroya gitmeye başladık çünkü işte sağımızda olursa işte senin gibi olanların varlığını hissetmek çünkü Tabii, topl, evet. insan toplumsal bir yaratık senin gibi olanların senin gibi düşünenlerin senin gibi yaşayanların ve senin korkularını yaşayanların ve bunlara nasıl çözüm bulduklarının ee, ...önemi var ve bunların... E, ...ilişkili... ...iletişime girdiğin yer tiyatronun da kendisi. Karşına bir adam... ...ya da kadın çıkıyor... ...elini kaldırıyor ve diyor ki ben... ...kral değilim diyor. Ben ona da inanıyorum. Nasıl bunu mümkün Tıp kılıyorsunuz şiir işte. yani? Şiir Şiir bu. Hayal gücünü e, harekete geçirmeni... ...istiyor senden. Aynı şekilde... ...seyirciden de hayal gücünü harekete... ...geçirmesini istiyoruz. Yani bir... ...performer olarak seyircinin varlığı... ...bu yüzden önemli. Bir... Ee, ...pasif değil, üretken seyirciye ihtiyacı vardır tiyatroda. Ee, şey, Ebru Nihan Celkan var. O da Hı -hı. bir e, başarılı kadın e, yazar. Aynı zamanda yönetmen mi tiyatroda? Bir, bir yazar kendi oyununu biliyor. yönetti, evet. Mesela... Arkadaşımız, o... çok sevdiğimiz biri. Evet, evet. evet onun da böyle tiyatroyu başka sektörlere uyarladığı alanlar var. O benim çok ilgimi çekti. Mesela kendisi kurumsal bir alandan geldiği için işte bir otomotiv şirketinde çalışıyor vesaire. Daha sonra e, kadınlar, LGBTİ bu türlü e, eşitlik durumlarını tiyatrodan yararlanarak anlatmanın yollarını bulmuş mesela. Bana çok enteresan geldi. Evet, toplumsal bu... cinsiyet e, eşitliği, kadınların e, geri kalmasının e, evet, işte negatifliği yapıyor. Vesaire. Evet. Onda tiyatroyu yapıyorum. kullandığını söyledi. Evet, yani hı. tiyatronun ne kadar etkili olabildiğini, evet. oyun alanı gibi e, bir, bir söyleşisini seyrettim ya da okumuş da olabilirim. Yani kısacası şöyle bir şey söylüyordu. E, bir salona soruyorum diyor. E, kalbi bir kere olsun kırılmış olanlar salonun soluna geçsin. <laughs> tamam mı? Ya <Yani gülüyor> geçiyorsun ve orada tiyatral bir şey hani. Geçiyorsun sen de ona aktif biçimde etkili oluyorsun evet. ve ben öyle daha iyi öğretebildiğimi fark ettim dedi. Benim çok ilgimi çekti bu tiyatro alanında evet. değil mi? Evet. Ne kadar senin anlattığın şeyle de örtüşüyor. örtüşüyor şimdi sen söyleyince düşündüm. Peki siz bu arada değişik işlerde yaptınız. Yani şunu kastediyorum. Mısır Apartmanı'ndan sonra mekanlar değiştirdiniz. Hmm, mobil Çeşitli... projeler yaptık. Evet. Dot koleksiyonda, Dot Bilisar'da, Dot Mars'ta. Şimdi de Dot Canyon'da evet. ama Dot Canyon'da aslında şu anda e, ve e, şey sürekli de mekanımız. Evet. evet. İnsanlar da katkıda bulundular, bağışçı oldular, isimleri yazıyor orada. Yani evet. biraz o değişik bir şeydi. Değişik bir serüvende. Anlatsın o fikirler nasıl geldi ve uygulandı? Biz aslında çok hızlı anlatayım. Böyle onlar da çok hikayeli şeyler. Ee, biz e, bir mekan içerisindeki Murat özellikle o tansiyonlu ve sıcak tiyatroyu yani seyirciyle ilişkisi olan tiyatroyu kaybetmek hiç istemediğimiz için mekanın içerisinde alanı büyütüp daha çok bir gecede bir eser daha çok sayıda seyirciye ulaşsın hiç istemedik. Hı hı. Onun yerine bir gecede birkaç farklı mekanda iş proje üretebilir miyiz diye bakmak istedik. E, o da aslında hem yapmak istediğimiz yani şimdi bir işe başladığınızda çok etkilenen ve arzu eden sizinle birlikte çalışmak isteyen çok insan oluyor. Ee, bizim gücümüz belli, bizim bir buna rağmen yani Mısır apartmanında bir küçük de bir mekan içerisinde olmamıza rağmen bir yıl içerisinde dört oyun yaparak başladık. Beşinci oyun festivaleydi vesaire. Yani çok hızlı başladık. Ee, oy çok etkileneni var içerisinde, çok aktör var yani. Ee, dolayısıyla bir başka projeyi yapmak için ilk aklımıza gelen ha o bu bir kısa kısalar e, Mark kısaları vardı. Ne yapabiliriz? Tam projeye uygun bir başka mekan vardı. Mobil proje yapalım dedik. Hani ana sahnede oyunlar oynarken başka bir mekanda ee, bir başka projeyi üretelim ve orası işte mümkünse sürekliliği olsun değilse bir yıllık bir proje olsun. Başlasın bitsin. Hep bu fikir üzerinden ilerledi. İşte koleksiyondaki çadır e, festen için çok uygundu. Festen yapmak istediğimiz bir oyundu ama o mekanda birleşince Murat'ın kafasında hızlıca bu bir yere vardı. E, Mars'taki mekan ölü atıl kalmış bir kenar köşe bir yerdi. Orada başladık. Sonra Mısır Apartmanı'nda yaşam çok zorlaştığı için ana mekan Anamızı da oraya Jimola e, taşıdık ve iki mekanımız oldu. Yani mobil projelerin mantığı buydu. Hani e, şey seyirci sayısını arttırmak yerine e, şey mekan ve proje oyun sayısını arttırmaktı. Hepsi çok keyifliydi. Hmm, ve bulundukları dönem içerisinde çok e, yüksek heyecan yaratan da e, işler oldu. E, daha çok seyirciye bir gecede ulaşmak... Şimdi mesela İstanbul'da bir gecede çok 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 sayıda e, da proje var, oyun var. E, bir, bir mekan sahibi tiyatro sayısı çok değil hala, e, çünkü aslında mekan sahibi olmak çok riskli bir şey, yani yönetmesi süreci sürekliliğini sağlamak vesaire ekonomik koşullar sebebiyle de. E, mekanlarını farklı tiyatrolara kiralayan farklı gelir modelleriyle çok mekan var. Bir sürü tiyatronun kendi mekanı yok oyunlarını farklı mekanlarda gösteriyor. Bizim gibi sadece kendi oyununu sahneleyen birkaç tane mekan var. Tabii bir de şimdi artık çok büyük yapılar gelişmeye başladı. Yani daha Ticari e, davranan e, seyircisiyle ilişkisi daha çok, daha kalabalıklara e, hedefleyen işler gösteren mekanlar. Yani İstanbul'da e, bir 15 yıl içerisinde bu bir başka... E, ...yapıya dönüştü bu şey. Evet ben de, Gösteri sanatları e, konusu. Evet. Tabii yani keşke bütün şehirlerde böyle olsa. İstanbul'da keşke, biz tabii. şanslıyız yani. tabii. Ankara'da bunu, da var ama... Hani yani başka, yine de, de büyük de şehirler de, gibi evet, düşündüğüm evet. için söylüyorum ama... ...çok şaşırıyorum. Ben mesela işte... E, ...Balat monologları gittim bir, evet, bir binada seyrettim. Bir Şahane oyuncular evet, bana evet. göre. Yani ben uzmanı değilim evet, ama... ...beni evet, ruhsal evet. olarak derinden etkileyen... ...oyunculuklar ve metinler gördüm. Evet, evet. Ya da işte şimdi oradan buradan duyuyorum. E, diyorlar ki şu çocuğu seyret. Yani Gerçekten gidiyorum küçücük hiç adını duymadığımız hmm. bir oyun işte enteresan bir mekanda şahane bir oyuncu ve metin görüyorsun böyle bir kısa öykü dinlemiş gibi hissedip bir hisle evine dönebiliyorsun. Biz bunları nasıl bulacağız izleyeceğiz? Yani arkadaş şeyiyle mi? Yani bir kendimizi birer tiyatro izleyicisi olarak nasıl eğitelim? Yani senin dediğin şeyi yapmaya çalışalım. Tabii bunlar bir bütün işte o şiiri okumak bütün bir. E, geçmiş tecrübede büyük bir okumuşluk bakmışlık bir ruh geliştirmesi gerekiyor muhtemelen. Onun ayrı bir gustosu olmalı ama ben meraklıyım diyelim. Nelere bakalım? Neleri takip edelim? Okumda nasıl yapalım? özlem daha <laughs> Evet Yani şöyle ben de bu sene yani aslında insanın kendi mekanı olduğu zaman ee, o sorumluluk ve yapılacak yani başında durma gerekliliği vesaire yüzünden hakikaten e, oyuncularda çok oynadıkları için vesaire falan hani çok böyle da çok gezemeyiz evet o, bu bizim işin yani herkesin oyunu bitince birbirini izlemeye başlar. Ee, çok fazla iş var ama e, ben e, sosyal medyanın hani bunu çok reklam yani Instagram ve Twitter accountlarının bu tiyatroların çok e, rağbet gördüğünü biliyorum. Yani hani bir kere nerede şimdi nitelik ve e, yani şimdi... E, ...yapı yani kimin ne yaptığını görmek konusunda hani herkesin gayet aşina olduğu yollar var onu demek istedim yani internet sitelerinden ve işte kendi ek, o mekanların grupların accountlarından takip edebilirsin herkes edebilir ama bir yandan da e, işin niteliği konusunda... Ee, şurası daha iyi, burası daha iyi falan gibi cümleler çok zor. yani. Yok yok, iyisi söylediğinde, e, ben yani e, şu tiyatro, bu tiyatro, şu insan, bu insan demene bilirim. Yok, yok tabii diyemem Nasıl, zaten. Onun hani. takip etme yolu nasıldır? Tamam en ama iyi, Twitter hani Twitter işliyor galiba. Twitter çok, Instagram da öyle, öyle yani. müthiş yani. Hani herkes sürekli oranın bir gösteri, görünürlük alanı olduğunu çok farkında. Dolayısıyla da çok böyle bir iş gibi gerçekten e, sürekli paylaşı. Yaşıyor bütün ekipler işlerini. Neredeler? Tabii bu dağınıklık şimdi hani çok detaylı <laughs> konular var. Yani. Ha. Nasıl? Şimdi yani. işte bir dağınıklık var ve bu dağınıklık sanki sürecin bir parçasıymış gibi bir model oluştu İstanbul'da mecburiyetlerden sanıyorum. Ee, aslında bu kadar dağınıklık bu Kendi tarzını yarattı bu şehir. yani evet. Aslında dağınık Böyle bir şey normalde yok. Dönemin çağında şeyi galiba, Tabii durumu evet. galiba. Aynen. Yani biz çok alıştık aslında hani devlet tiyatrosu program çıkarır, o program evet, çıkarır, evet. bu program çıkarır. Yani daha yerleşik ve kurumsal yapılara alışık olduğumuz için bu bize dağınık geliyor. Ama yeni jenerasyon için bu kadar dağınık olmayabilir durum. Yani bu, bu dağınıklık tıpkı YouTube'da şey... ...içerik takip etmek gibi bu dağınıklık şey istiyor, emek istiyor. Yani custom custom bir hale getirmek gerekiyor her şeyi. Peki nasıl olunur çektiğimize göre bu çok zordur muhtemelen. Yani tiyatro oyuncusu olmak bana göre dışarıdan bakana göre çok büyük bir birikim. Gerektiriyor. Yani sürekli e, gözlemde olmak gerekiyor, kendini beslemek gerekiyor gibi geliyor. Ama sen bu işin eğitimini almış çok uzun yıllardır yapan ve çok insanda eğittiğini düşündüğüm bir insan olarak sence nasıl olunur? Neler temelde yapılmalıdır? Ya olma olma kavramı çok e, subjekti evet, ama kesinlikle e, öyle. Tabii e, ki de e, temel nedir? En azından e, nasıl olunmaya e, çalışılır. çalışılır dersek eğer. İşin bir temeli var. İşin temeli yani e, bir e, ortak dili var. Bu ortak dili öğrenmek için tiyatro e, okulundan çıkmak zorundasınız. E, e, Sofokles'i bilmek, Euripides'i bilmek, sözünü ettiğim temeller bunlar. Aristoteles'in Poetikasını bilmek. Bunlar, bunlar bilmeden, bunları bilmeden bir oyuncu, bir e, yazar, bir yönetmen olmak mümkün değil. Çünkü e, e, iş. Yani tiyatro denilen sanat bütün bu e, ayaklar üzerinde yükseliyor. Mitoloji, bu, mitoloji anlatım Mitoloji yani çatışma tiyatro, belki değil mi? Orada evet, bir çatışma var, mücadele e, e, var. Bütün hepsi mitoloji, e, hikaye anlatma biçimleri. Bunlar tarih boyunca bugüne kadar yani bundan 2500 yıl öncesinden gelen yazılı metinler var elimizde. Şimdi bunları bilmeden bu tecrübe iyi, bu tecrübe edilmiş e, sanatı e, e, es geçerek sahneye çıkarsınız ama sadece sahneye çıkarsınız. Yani sahneye çıkmakla e, oyuncu olmak arasında bir e, 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 şey farkı var. E, oluşum farkı var. Hı hı. Sahneye çıkmak yeterli değil. Sahneye çıktığınızda ne yaptığınızı bilmek ve ...yüksek kontrole sahip olmak gerekli. Hem akıl hem duygusal hem bedensel olarak yüksek kontrole ihtiyaç var. Ee, söylediğim şey, oyunculara söylediğim şey... ...çıkıp sahneye de ağlamak, e, histerik bir e, ağlama krizi yaşamak... ...iyi oynuyorsunuz anlamına gelmez. Ee, önemli olan e, e, sizin nerede, hangi cümlede, hangi kelimede... ...o gözyaşını düşüreceğinizdir... Onu becerebiliyorsanız eğer ağlayın. Ama beceremiyorsan ve dağınık, saçaklı, korkunç bir şey haline gelecekse orası sahnenin üstü bir terapi alanı değil. Bir de edit yok tabii ki tiyatroda. Yok yani. tiyatroda edit <laughs> tamamen oyuncunun kontrolüyle olacak Evet bir şey. kontrol. Kontrole ihtiyacınız var. Yani benim malzemem var ben iyi oyuncuyum diye bir şey yok. Onu kullanabiliyor musun kullanamıyor musun? Asıl sanat tarafı o. Onu çok iyi kullanmak. Ressamın fırçayı darbesine attığı an neyle karşılaşacağını bilmesi ve ya da karşılaştığı şeyi iyi okuyabilmesi gibi bir şeyler söz ediyorum. Yönetmenin bir görevi dünyayı, atmosferi, hikayeyi yaratmakla birlikte oyuncuya da yol göstermek ve doğrularını yanlışlarını iyi e, yontmakla e, yürür. yani tesadüfi bir başarı değil 2 3 oyunluk değil belki bir oyunda bir kişi çok yükselebilir çok bir, sevebiliriz belki çünkü kendi kişiliğiyle de çok örtüşüyordur tesadüfen iyi olmuştur ama onun sürdürülebilir olması için bizim ona inanmamız için başka rollerde de o tekniği iyi biliyor olması gerekiyor diye düşündüm sen anlatırken doğru ee, mu dedim bilmiyorum e, e. öyle bir baktım <laughs> ya hayır şeyi düşündüm ben de her rolde başarılı olmayı beklemesi de bir oyuncudan haksızlık olabilir. Her Öyle zaman mi? Hmm. Evet, her zaman ya bu oyunda iyiydi de bu oyunda vasattı olabilir. Sanatçı olmak istiyorsan ve buradan öteye taşımak istiyorsan yapacağın şeyi. bunu reddetmen, yıkman ve o yıktığın şeyin yerine iyi bir şey kurman gerekiyor. Ya yani bunlar hep tabii bence bütün bu söylediklerim bence. Hani iddialı bir kişisel e, şey e, öyle ama ben tamam. sana soruyorum evet. <laughs> Sen de bunu söyleyebilirsin <laughs> yani çok daha ve deneyiminde e, bunu söylemene izin veriyor zaten hani peki e, bu mitolojiyi iyi bileceğiz e, eğitim çok önemli zaten ve kişisel eğitimimizde herhalde yani çevreye bakmak okumak klasikleri okumak belki yani zaten o belki olmazsa olmaz kontrol Kontrol, kontrol çok önemli söylediklerinden. Akılla ve şeyle disiplin ve tekrar. Vücudu ve... da kontrol çok önemli. Tabii tabii. Muhtemelen fizyolojik bir e, performans diyorum ya sizin oyunlarda evet. özellikle evet, evet. zaten ekstra hep, önemli. Yani bunları yaparken de hep bıkmadan usanmadan tekrar etmek, tekrar etmek, tekrar etmek. Başka bir yolu yok. Yani bunu refleks haline getirip şey e, 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 bunu e, kontrol deyince yani... Düşünmeden yapacak hale gelmek. Peki e, Edinburgh işine gelelim. Yani bunu atlamayalım, değil mi? Yani çünkü evet. çok önemli bir şey. Gidip bir oyun sergileyen de gerçekten başarılı artık belki de Hı -hı. yurt dışında. Biz böyle önemsiyoruz bunları. Ama siz gerçekten Edinburgh'da ödül aldınız. E, sen bir oyun yönettin. E, oyunun müzikleri de ödül aldı. Sonra Hı -hı. gittiniz tiyatro kurdunuz. Yani bunu bir anlatsanız ha. Ya anlat sen anlat ben çok konuştum. Geldi <laughs> yani hepsi aslında e, mucize. Yani e, burada nasıl yapıların sırlarından biri de şu olsun. Kendi kendine Edinburgh'a parasını harcayıp gidip her sene o festivalde Hı -hı. bulunan biri olmak evet. başka bir şey. Bu tesadüfi değil yani anlatabildim evet, Başka mi? bir yere gitmiyoruz. Başka bir ilginiz yani yazın <laughs> gidip de Bodrum'da deriz ya, kıyısında evet. oturmak yok. yerine orada evet. olduğunuzu biliyorum. Evet. Yani orada evet. hani bunu da orada arkadaşlar edinelim, kontak kuralım. Ha, yok, o, aman iki öyle telefon diye de. Değil, öyle, öyle de, değil de öyle yani, evet. gerçek bir ilgiyle birilerini izlemek, oradan bir ilham almak için yaptığınızı dışarıdan. Uzun süre önce de görmüştüm. Yıldır, başka sektörlerde evet. de, de böyle. Yani ben, kendi ilgin evet. mutlaka bir yere varır ya. Evet. Öyle düşünüyorum evet. ben yani. ya. sana vereceğim sözü söz veriyorum. Yok yok yok, yok, Çok <gülüyor> konuşuyorum. Yani Özlem'in o kendi macerası dotla ilgili çok başka bir yerden güçlü yok, değil ama hayır, ben de. Anlatıyoruz hikayeyi. Şu şunu şunu gerçekten bu söylediğin şeyin. Ee, tamamen e, bu işin temeli olduğunu e, söylemek istiyorum. Yani hiçbir zaman bir network'ün içine dalalım. Oradan o işi onunla ilişkilendirelim. Orada yani şimdi öyle ya bir kariyer planlaması bir network sahibi olma gibi yöntemler var hayatta başarılı olmak için. Hiçbir zaman öyle olmadık. Belki de bu e, sanata samimi yaklaşımımızdan dolayı e, karşımıza hep Samimi ve sanatçı insanlar çıktı. Yani hiçbir zaman balon kişilerle karşılaşmadık. Balon kişilerle zaman geçirmedik mesela. Çok enteresan bir şekilde. Evet güzel bir şansmış evet. o. Ve onun içinde başarılı oldu. Samimiyetinden dolayı başarılı oldu. Oyunlar yaptığımız oyunlar ve orada kurduğumuz büyü de yarattığımız büyü de ki orada büyü yarattık. Gerçekten Özlem'le birlikte bir <laughs> evet. büyü yarattık. İskoç oyuncular şaşkındı. Hepsi çok mutluydu. Yaşamadıkları bir tecrübe yaşadıklarını söylediler. Ama bu Bir de İngilizce ya. Yani ne olursa olsun kendi dilin diye bir şey evet, var. Ama bu, bu sadece tiyatro bir oyun üzerine değil. Tiyatro büyüsü üzerine. Tabii tabii. İyi, çok biliyorum ama sen sonuçta yaşadık. oradaki insanlar gibi o dille doğmadım. Başka evet. kavramlar. Tamam ortak bir diliniz var. Bir evet. mitolojiden evet. bahsediyorsun. Tiyatro dili muht ...işte bizim şu anda bilmediğimiz... ...ve üstüne konuşmadığımız pek çok şey var... ...ve sen onu biliyorsun zaten... ...temelden ama yine de... E, ...bu tiyatro işinin... ...vücut dili kadar bir de... ...ses, dil... ...yani kullandığımız Türkçe... ...ya da İngilizce o da var Tabii ve... Tabii benim İngilizcem çok kötü zaten canım... Yani o ayı, yani <laughs> ya bir de açtığımız kötü, kötü var, kötü var. yok <laughs> benim gerçekten kötü. Yani açtığımız bir engel de o oldu. Yani dil konusuna takılmadan aslında işleri evet. yapıyoruz. Ha, ama tiyatronun içerisindeki dil, sahnedeki dil konusunda da haklısın. Hı. Hani Sumurat'ın aşina olmadığı bir sesle, bir şey müzikle geliyor karşıdan oyuncu prova yaparken de. Hani, ama o. Mesela e, müzik yapar gibi e, bütün tonlarıyla e, burada da çalıştırırken orada da öyle. Hani oyuncuların e, gözünü kapatıp dinlediği için Türkçesi de burada da orada da e, onlara da enteresan. Yani orada bir ahenk istiyor sahnede o cümleyi kurarken. E, dolayısıyla onun yaklaşımı da sahnedeki dil ister İngilizce olsun ister Almanca olsun ister Türkçe olsun ister bir Şiice olsun. Aslında o yönetmen demin dediğim o yönetmen... Görüşü yönetmen imzası, o oyuncular ekip olarak onu anladıklarında, onun arzu ettiği o ritmi, müziği, söz müziğini, şey ritmini veriyorlar sahnede. Peki nasıl oldu? O nasıl da onlar, geldi onlar da yani? çok yükseldiler dolayısıyla. Hmm. Çok çünkü böyle gördüm. çalışan evet. bir yönetmenle çalışmamışlar şimdiye kadar, yani en azından bizim ekip. Hatta bir tane Mayra var aralarında. ...yaşı daha büyükçe olan ve çok tecrübeli... ...o... E, oyuncu mu? ...Simon McBurney ile çalışmış... ...Murat'ı onunla mukayese ediyordu... ...ve şey... <laughs> Abarttı canım onu. O, ya Mayra abartıyor ama yani hani... ...mukayese ediyor yani hani böyle... ...işte bu... E, e, şey e, çok kıymetli adam yönetmenlerden neyse bilindik biri e, yani onlar da çok hani gitme e, işte bir bir oyun daha yapalım beraber yani çok çok etkilendiler sen ne, neyi sordun orada nasıl bir şey yaşandı mı yok ba başından sizin oraya ilk gidiş hikayeniz hmm. Edinburgh şehrinde e, geçirdiğimiz zaman içerisinde e, zaman zaman seyrettiğimiz bazı projeleri, e, metinlerini beğenip burada sahnelediğimiz oldu. Zaman zaman o metnin yazarını kendi oyununu burada sahnelediğimizde getirtip seyirciyle tanıştırdığımız ya da sektörün e, aktörleriyle tanıştırdığımız paneller yaptık vesaire. O böyle bir e, Murat'ın çağdaşları diyeyim ben ona. Çağdaş yazarlar ve yönetmenler birbirlerine yaşları yakın. E, birlikte bir 10 yıl geçirmiş olduk. E, o 10 yıl içerisinde onlar e, bir, bir yerlere geldiler. E, yazarsa daha iyi bir yazar oldu. Oyuncuysa daha iyi bir oyuncu oldu. Kimisi oradan sanat yönetmeni Bizi oldu. Bizi dotçular gelmiş diyorlar. Aa biz. dotçular buradaymış diye bize merhabalaşıyorlar falan. Herkesin işi gücü var. O tiyatrodan çıkıyor öbürüne gidiyor bilmem ne falan. Oralarda karşılaşıyorsun. Eski bizim Beyoğlu'ndaki sinema festivali dönemimizde birbirimizi sürekli görmemiz gibi bir ruh. Hı -hı. Ve bunun bütün şehre yayılmış olduğunu düşün. Hani 500-600 mekan ve işte yok 300-400 mekan, Yo, 700-800 küçüklü büyüklü oyun. Bir de aynı zamanda eş zamanlı bu Fringe bir de eş zamanlı olarak bir ana festival var. Orada da en az 5-6 tane oyun, 3-5 tane opera çok iyi, müthiş bir müzik programı klasik caz ve e, pop e, ondan sonra ve dans... E, modern dans ve yani Fringe'de de danslar var ana festivalde de var falan hani bir gününü sabah 11'den başlayarak gece 12 kadar 5-6 gösteriyle doldurabilirsin gücün yetiyorsa biz e, çok yaptık bunu gece uyuyamıyorsun yorgunluktan tabii, yani tabii. bu Beyin, bir Beyin, iş şey de be be beden de öyle çünkü şehir Hı -hı. küçük her yere yürüyerek gidiyorsun falan filan e, o yıllar içerisinde bütün bu birlikte yaratılan bu ahenk de onlar geldi bizi tanıdı işleri mesela o, o, birinin oyununu yönetmişiz geliyor biz nasıl samurat nasıl sahnelediği görüyor. Biz nasıl bir tiyatro anlayışıyla yapıyoruzu görüyor. Sonra biz bir yıl sonra giriyoruz. Aa o bambaşka bir yazma tekniğine geçmiş. Bütün yani bu tecrübelerle Edinburgh'da ahbaplıklar, arkadaşlıklar vesaire ama profesyonel anlamda e, ve onun üzerine eee Zeni Harris'in biz işte Zeni bizim arkadaşımız ama tabii ki müthiş bir profesyonel e, ...mi... E, Sizde de Mid üç Winter oyunu var. Kış dönümünü sahneledik evet. bu kanyondaki sahnemizin açılışında. Geldi oyunu seyretti bir panel yaptı gitti vesaire. David Gregg de o dönemde Lai Suyum'un sanat yönetmeni olmuştu. David bir teklifte bulundu. Aynı yani zorusu Gergedan'ı e, şey e, e Harris'in uyarlamasıyla e, yönetir misin dedi. Murat da çok mutlu olarak yönetirim. Çok sevdiğim bir oyundur. Yani ee, bize bir fırsat çıktı konusu değil de soruyor. E, bu metin seni ilgilendiriyor mu? Ben dönem olarak bunun yeniden uyarlanmasıyla çok ilgileniyorum diyor. Murat da diyor ki evet. Bence de şimdi yeniden yapılmalı. Şimdi böyle konuştuğumuz için belki bir yere geliyoruz. Aa falan gibi bir durum değil o yani. Nasıl bitirelim? Ne? <laughs> Özlem Murat. Kusur. <Bilmem. gülüyor> bu ee, buradan evet, evet nasıl olunurdan neler çıktı sizce? Yani ben böyle bir dolu not aldım ama bir değer üretme mevzusu var. Ee, sen bunu yapıyorsun, biz yapıyoruz. İşte mesela bizim kuruluş zamanımızda saydığımız böyle oluşumlar vardı. Babilon bir değer üretti. İşte ee, işte güncel sanat galerileri e, kültür, ki, de kültür üretiliyor. Tabii. tabii. Ee, sonra ama bu ee, bir yani normal yaşam hayatın içerisinde değerin karşılığının ne olduğunu belirleyen belli mekanizmalar var. Ya bak güzel. Değil mi? Evet. Ee, Ama yeni bir taraf açısı bu bir taraf? Hayır, şey değil. Böyle, ben şahane, böyle bitireyim sen başka yerden e, yürütürsün onu. E, yani e, senin bunu yaşadığını da bildiğim için de söylüyorum. E, maalesef değer üretme fikri. Genel geçer kabul koşullarında şimdiye kadar bir e, hayatı idame ettirmeyi sağlayacak e, cevaplar almamış gibi göründü. Yani bu para mevzusundan çok konuştuğumuz bir şey. Hani yeni dünya parası nasıl bir şeye dönüşür acaba? Enerjiyi açığa çıkaran şey e, birileri toplu olarak ona bir değer verdiğinde bir isim verdiğinde o bir malzemeye dönüşüyor ya işte. Sanal paralar vesaire falan. Ee, aslında biz 15 yıldır, sen 10 yıldır vesaire. Neyse o 20 yıldır gazetecikten ya ve bizim gibi marka birçok bir şey değer, bir küçük bir yerden değer üreten. Ee, biz bir şeyler biriktirdik ve bir enerjimiz var, bir enerji şehre koyduk e, ve koyuldu. E, bunun aslında bir karşılığı var ama o karşılığı hep birlikte aynı şeyi söylemiyoruz henüz dünyada. <laughs> Dolayısıyla onun biriktiğini ve birikmeye devam ettiğini ve dönüştüğünü düşünüyorum ben Bunu mesela ekonomiyle karşılayalım, bunu para kazanan bir şey yapmak veya yapmamak. Bu çoğunun fikri. O ne zaman yer değiştirecek bilmiyorum. ama ben inanıyorum bunun yer değiştireceğini. Bizim Edinburgh hikayemizde aynı değer, aynı şeylere değer veren, Büyük Tiyatro ailesinin dallarının bir noktada bir araya gelmesiydi. Ee, seninle bu sohbeti yapmamız da böyle bir şey. Ee, bu değeri ve bir umarım bir gün değişecek yani e, karşılığı diye düşünüyorum. Bilmiyorum evet. boş boşta mı bıraktım Sen Yo tamam ama ben... bir şey. Yani evet yani anladım. Para e, para parayla birleştim. Şeyleri... Tabii tabii istemiyorum yani... ama evet evet. Karşılığının ne olacağını var. hissederek, düşünerek e, illa ekonomiye ulaşmak ekonomi tarafından başarının tariflenmesi artık eski bir kavram. Hı hı. Çok evet. gittikçe de eskiyor ve yeni dünya düzenindeki anlayış bir gün bu bunu karşılığı ve bizler Yeni dünya düzeni deyince. E, şey, pardon ne diyeyim ne diyeyim <laughs> nasıl ne bileyim, diyeyim. Ne çok hayır, dilde de böyle çok yeni şey var. Yeni dünya düzeni demeyeyim ben onun lafın yeşi söyledim aslında yeni, bir anlaşılan yeni, 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 şey. Evet. E, yani gelecek e, geliyor hani mutlu gelecek. Ya bence şey de sizin hikayenizde de öyle bir şey var bence. Bir işe tutkuyla bağlanmak, onu çok merak etmek, onun üstüne çok düşünmek, ilerlemek. Ee, Murat başta bir şey söyledi ya. Yani yaptığı işi neredeyse bir din gibi görmek. Evet. Tamam mı? Yani o başka bir şey. Onu kutsanmış bir şey. Ben yıllarca böyle çocukluğumdan beri gazeteci olmayı istedim ve onu öyle bir şey gibi yani evet. çok kutsal saydım ve ona yapılan her Biz türlü öyle, hakareti evet. ve girişi evet. de e, çok sert tepkilerle karşılaştırdığım ve karşıladığım da oldu. Sonra ben onu bıraktım tabii. Yani bırakmazsan delirirsin çünkü hmm. bizim alanda. Ama başka şekilde mutlaka üretmeye devam etmek gerekiyor. Karşılığı parasal olmasa da mutlaka başka şekillerde karşılıkları olduğunu gördüm. Siz de Edinburgh'da muhtemelen o karşılığı gördünüz. İşte bir kültür yaratmakta şimdi işte müze yapacağım diye mekan alan adamların onu e, nargile kafeye dönüştürdüğünü görüyoruz. Bir kültür evet. yaratmak, Hı -hı. bir temel yaratmak geleceğe uzanmak için çok önemli bir şeydir. Sizler de onu yaptınız, bizler için de yaptınız. Onu düşünüyorum. Tiyatro ile ilgilenen pek çok insan sizin adınıza onu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben bir şey daha söyleyeyim son. <laughs> Bütün bu işlerde şu şey çok önemli. Neyi miras olarak aldığın önemli. Evet. Yani miras olarak arkanı yasladığın e, fikir. Bu her be, 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 yani bu para da olabilir, fikir de olabilir. Benim için fikir. E, sizin e, bırakacağınız mirası da belirliyor. Ve e, hep söylediğim şey oyuncu arkadaşlarıma da şu oldu. Biz 2500 yıllık bir geleneğin en azından bilinen tarihin tiyatro sanat tarihinin mirasçılarıyız ve çok güçlü bir e, hazine var elimizde. Şimdi bunu zenginleştirebilirsek zenginleştireceğiz. Zenginleştiremezsek, zenginleştiremezsek de bunu en doğru şekilde aktarmak zorundayız. Biz e, hani bir süredir kutsal sayılabilecek şeyler Kutsallaştırılmaktan uzaklaştırılıyor. Ama bence sanat öyle bir şey. Gerçek saygı duyulması da şey. gerekiyor da ondan evet. saygı böyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız ya çok teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz <laughs> inancı. <yine. gülüyor>